Günaydın. Herkese merhaba. Gülçin ben. Hem kanalıma hem arabama hoş geldiniz. Jumbo'ya gidiyoruz. Biraz sizinle Jumbo'ya gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Jumbo'yu gezeceğiz. Jumbo bir Yunan markası. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da birçok şubeleri var. Ve en çok gezmeyi sevdiğim yerlerden biri. Ne zaman Yunanistan'a veya Bulgaristan'a gelsem ki artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Jumbo'ya mutlaka giderim. Bugün gezeceğiz hep beraber. Hadi gelin. Her mevsimde olduğunuz için şöyle kızaklar var. 19 lira. Diğerinin fiyatı neymiş? Şunun 179. Şu 349 lira. Mesela kepçe. Bu da fikar 200 lira. Bebek arabaları, otokoltukları var. Fiyatlar şöyle. Şöyle bir şey buldum. Bir led. Baş ucuna falan. Gayet iyi. Güzel. Burası ıvır zıvır bölümü. Ivırlar zıvırlar. Buralarda. Bu kasa yanı. Ivır zıvırları. Sık çalıyorsun. Anahtarını buluyorsun. Yanına. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bazen buradan aldığım şeyler çok da çalışmıyor çünkü. Bir şey daha vardı. Minik bir mezarı mesela. Bu da hayır diyemeyenler için hayır butonu. No! Ve devam ediyoruz. Burası yiyecek içecek kısmı. Bugün sizinle öncelikle oyuncak kısmını gezeceğiz. Akabinden evle ilgili olan kısmı çekeceğim. Yalnız bunları iki parça halinde yükleyeceğim. Çünkü gerçekten çok büyük. Ve video gerçekten bir saat falan olabilir ve sıkıcı olabilir. Şimdi burası ıvır zıvır kısmı. Bu ıvır zıvır kısmında teknolojik aletler var. Böyle mikro SD'ler vesaire, araba kokuları. Hızlıca geçiyorum. Mesela araç tutacakları var. Kapaklar. Mesela bu güzel bir şey. Bunu almıştım. Bununla uzaktan kamera zoom'u yapabiliyor olmak iyi. Uzaktan kameranızı yönetebiliyorsunuz. Android'ler ve iOS için uyumlu. Aynı zamanda müzik de yönetebiliyorsunuz. Burada güzel küçük el tripodları var. Mesela bundan kullanıyorum ben. Gayet de memnunum. İş görüyor. Telefon dedi. Şöyle bir ürün var. Ben de şu an öğrendim bunu. Zeki bir arkadaşımla. Şöyle ki bu şarj aletlerinin bükülme kısımlarına takılıp oraların yıpranmasını önlüyor. Çok güzel bir alet ve ben bunu alıyorum. Göstermiyorum, açılmıyor. Açılsaydı şunu gösterecektim. Bu telefon tutacağı müthiş bir şey. Çok da ucuz bir şey. Bir leva bile ama yani 3 liraya falan tekabül ediyor, 3,5 liraya. 2 tane var bende. Evde, mutfakta ya da herhangi bir yerde telefonumu buna koyup böyle YouTube videoları izliyorum. Tavsiye ederim bunu. Güzel bir kırtasiye kısmı. Burada killer falan var. Şu tarzda çocukla aktivite yapabileceğiniz ürünler var. Devam ediyoruz. Güzel bir boyama kitabı buldum. Şöyle yanında mesela parmakla boyamak için ayrıca boyaları, kuru kalemleri falan var ve şöyle sticker'ı var giriş sayfasında. Ve şunlar süperler. Çok beğendim. Gerçekten bu ne kadarmış mesela? 7.99 lira, 8 lira. Böyle allı pullu defterler var. Kısımda da bisiklet malzemeleri var ve bayağı da geniş bir alana ayrılmış. Seleler işte, jel seleler, kilitler. Şöyle
kılıflar, eldivenler. Yani bisiklet tutumları için gayet güzel. Spor için de böyle nefes matları, yoga matları, ipler. Ve devam ediyoruz. Kale var isterseniz. Burada hamurlar var. Güzel şeyler var. Hamur kısmı. Bu tarafta puzzle'lar ve böyle daha farklı büyüklerin oyuncakların olduğu, oyunların olduğu kısımlar. Oraya doğru geçeceğiz. Burada da böyle eşek şakaları için malzemeler var. Böyle böcekler, böcekler. Şurada gaz çıkarma efekti. Şu var. Ay bu nasıl oluyor ki acaba? Şunu deneyeceğim. Burada da böyle müzik aletlerinin satıldığı bir bölüm var. Gitarlar. Aa, süpermiş bu. Ben bunu görmemiştim. Atlas'a şundan aldım ama şurada müthiş bir şeye benziyor. Şöyle yine oyuncaklar, oyuncaklar, oyuncaklar. İlginç bir şey olursa göstereceğim size. Ama şu anda pek bir şey yok öyle ilginç. Mesela size bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Bundan biz almıştık. Ama o kadar dayanıksız bir şey çıktı ki malzemesi çok kötüydü. Tavsiye etmiyorum, bunu almayın. Onu diyebilirim. Kızım baloncuklara ayrılmış kızım. Çok fazla seçenek var ve biz burada genelde yazın buradan alıyoruz yani Atlas için. Şunlar falan güzel gerçekten. Şunlar dev baloncuklar için gayet güzel. Bence en mantıklı alet de bu. Bir süre sonra çünkü baloncuğu yapmak istemiyorsunuz. Çok güzel. Müzik aletleri kısmı da gayet iyi bu arada. Şöyle gitar, telefonlar, şöyle takımlar, şunlar falan var. Mesela bu bizim favorilerimizden bize mevcut. Şu matlar güzel. Bu arada biz buradan çok güzel bir yer matı almıştık. İşte hem piyanosu var hem davulu var. Değişik sesler çıkarıyor. Bir daha hiç denk gelmedik. Yunanistan'dan da almış olabiliriz ama yine cam boydu. Yani şu tarz şeyler yani hem çok dayanıklı hem de çocuklar gerçekten çok seviyor. Ben çocuklara böyle oyuncaklar yapılmasını hiç uygun bulmuyorum. Yani niye çocuğa füzeli, bombalı vesaire oyuncaklar yaparsınız yani çok saçma. Bir de bu bayağı küçük çocuklar için oyuncu. Ama mesela şuna bayıldım. Buna bayıldım. Bu bir karavan. Mangalı falan var. Soğutucu dolabı falan var. Bayıldım, bu çok güzel. Ama biraz bence hani kütleva buraya göre uygun olabilir ama 3.4'te falan çarpıyorsunuz. Yani bizim paramıza uygun değil. TL olarak. Geçiyorum. Hızlıca geçiyorum. Bu duplo değil. Ama duplo gibi uyumlu. Mesela şunlar duploda da var. Mesela fiyatı bu. Duploya göre uygun bir fiyatı var. Ha, Atlas'ta bundan var bu arada. Bu da güzel bir oyuncak. Bunu tavsiye ederim. Bu denge bisikletlerini biliyorsunuzdur Türkiye'den de. Açıkçası Türkiye'de çok pahalı. Geçen yıl zaten 250 lira falandı. Hatta daha fazla. Şu mesela 60 leva. Gayet fiyat olarak uygun. Bazı şeyler pahalıyken bazıları da uygun işte. Burada mesela su oyuncakları var güzel. Su oyuncakları yazın burada yani tap yapıyor. İnanılmaz fazla seçenek oluyor. Şunları çok seviyorum. Atlas'ın da vardı. Bunun küçük boyu da var. Bunlar hediye için mesela çok ideal. Şunu alın. Böyle yeni doğmuş bir bebeği olan arkadaşımıza verin. Şöyle bir ürün var, hızlıca size göstermek istiyorum. Bu Bluetooth'lu. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Arka tarafında da 5G mesela geçirilebilen böyle halkla kısımları var. Aynı zamanda ışıklı. Bebeğinize white noise, işte gürültüler ya da dinletmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bir de bunlar var. Bunlar Bluetooth'lu değil. Yine böyle lamba, müzikli. Bir de şöyle bir şey var. Bu da yine müzikli. Bunlar var. Okyanus konsepti. Yine bizim kullandığımız, size tavsiye edebileceğim fiyatı
25 lira olmuş. Biz ne kadar aldık hatırlamıyorum. Mesela bu bayağı böyle fonksiyonlu. Üstünde bunun da şurasında bir projeksiyonu var, yansıtıyorsunuz. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Şu güzel bir şeymiş bu arada. Bu hedef sınıf ilişkisini gösteren makaralar. Hoş. Tasvip etmemiş olsam da size hızlıca göstereyim. Bunlar oyuncak değil bence. Savaş oyuncak olamaz. Bununla ilgili bir yasa çıkar mı bilmiyorum ama çıksa güzel olur mesela silah. Yani çocukların silahla oynamasının mantığı nedir? Ha, bunu çözemiyorum gerçekten. Daha fazla da devam etmeyeceğim açıkçası. Burası da böyle bir bölüm. Oyuncak var. Buna bayıldım. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle üstünde. Böyle. Sesler falan. Ay, bayıldım Nuh'un gemisi. Bu arada bu Black January indirimindeymiş. Erkek çocuklarının çok sevdiği kısma geldik. Böyle alet edevatlar. Ve tabii ki kamyonlar, kepçeler, silindirler, neler neler. Burası favori kısım tabii ki. Şöyle büyük kamyonlar, itfaiye araçları, ambulans, polis arabası. Karşıda da bir şeyler var. Şöyle arka tarafta otobüsler vardı ama artık dönmeyeceğim. Çok fazla şey var çünkü. Uçaklar. Şöyle bir havalimanı seti var. Çok iyiymiş. Minik arabalar. Devam ediyoruz. Şimdi erkek çocukları için araba kısmındayız. Gezecek daha çok reyon var. Türkiye'de gördüğüm bir şey değil. Hani burada, buraya mı özeldir bilmiyorum ama mesela şöyle rampalı bir bisiklet var. Yine böyle merdivenle bir kaykay var. Böyle bir bisiklet oyuncak var. Bu mesela değiştirebiliyorsunuz tekerleklerini falan. Çok hoş yapmışlar. Gerçekten güzel şeyler var. Şurada mesela scooter var. Yine onun tamir seti var. İncik mincik böyle minicik şeyler de. Güzel yani büyük çocuklar için. Bir T-Rex. Bu Hot Wheels'ler zaten. Şurası sırf Hot Wheels. Ve Cars'lar. Arabalar. Burada mesela şöyle ocaklı oyuncaklar var. Şunlar. Çocukların gözdesi olan bu Pijam Askeriler ve Paw Patrol'ün oyuncakları var. Lisanslı ürünleri var. Roketli bir oyuncağı var. Mesela böyle açılıyor roketi. Pembe olanın mesela kanatları var, saatleri var, bu oyuncaklarından var. Bunların fiyatları mesela bunlar 9 leva, 19 leva, maske var 19 leva, şunlar 34 levaymış. Şöyle oyuncakları var, plastik böyle su fışkırtıyor bu arada. Şunu da göstereyim şöyle, su fışkırtan oyuncakları var. Evet. De süper kanatların da yine oyuncakları var bu kısımlarda. Bunlar. Çok geniş bir kısım bunun için. Ha, bu arada Thomas'ı seven çocuklar için yine burada Thomas'ın trenlerinden var. Bu kısımda da robotlar falan var şöyle. Bu Bumblebee değil galiba. Benzetmişler sadece. Bumblebee'ye benziyor. Ve burada robotlar var. Robota dönüşen arabalar var. Burada Star Wars oyuncakları var. İşin kılıcı. Yine Star Wars oyuncakları ama bunlar böyle lisanslı değil. Star Wars olarak geçmiyor. Yani benzetmişler. Böyle çok pahalı olmamasının sebebi zaten lisanslı olmaması anladığım kadarıyla. Şu mesela 19 lira. Bu benim bilmediğim bir şey. Yo, biliyorum Ninja Turtle. biliyorum. Bunlar da Ninja Turtle'ın oyuncakları. Bu
bunu bilmiyorum galiba. Evet, bunu bilmiyorum. Kesinlikle bunu bilmiyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neymiş acaba? Neyse. Şunlar, bunlar zombiler. Ay, bunlar çok güzel. Pixel'in oyuncakları bunlar sanırım. Pixel çizgi filminin mi? Bilmiyorum. Bunu bu kısma çok hakim değilim. Henüz daha çocuğum. O kısma gelmiyor. Langırt atalım mı? Bir langırt var. Mesela burada langırt 100 lira varmış arkadaşlar. 350 liraya falan geliyor. 320, 350, 20'si. Tam 350 de değil. Cengalar var. Şöyle oyunlar var. Şöyle bir şey var. Neymiş acaba? Falan filan. Hiçbir şey anlamıyorum ben şu an tabi. Bu dizden. Bulgarcam yok arkadaşlar. Aa, şöyle bir şey var. Çeyrat diye. Bu sanırım Jenga türü bir oyuncak. Yani oyun. 15 ile varmış bu da. Devam ediyoruz. Ben size güzel bir oyun tavsiye edebilirim. Ben bunu Instagram'dan paylaştığımda da bana çok soru gelmişti. Gerçekten çok güzel bir oyun. Bunu biz Atlas'a 1,5 yaşına falan aldık. 3 yaşında olduğuna bakmayın, bayağı oynadı. Hala oynuyor. Güzel, bunu tavsiye ediyorum. Bu ne varmış? Şurada scooter'lar var. Fiyatlarına bakalım isterseniz. Leva'ya var scooter. 35 Leva'ya var. Daha basitleri işte 30 Leva'ya. Daha pahalı ürünler de var tabii, 70 Leva gibi. Şu 40 leva. Çok güzel trenler var. Çok güzel. Bu biraz daha ufak olanı 9 leva. Bence fiyatı gayet uygun. Dronlar var. Fiyatları. 109, 59, 79. Herkese uygun var. Burada şu mesela plastik hayvanlar 2.99. İlk noktada da küçük boyları var mesela. Şöyle. Nereden almıştım aslında? Şunlar var. Büyük bir T-Rex 24 leva. Burada mesela çiftlik olanları var. İçinde kedi falan da var. Bu nasıl çiftlik? Bunu biliyorsunuzdur. Manyetik puzzle'lar. Bu 46 parçası 39. 24 parçası 19 leva. Döviz kuru nedeniyle arttı diye biliyorum. Yani bu ona göre çok uygun. Burada oyunlar var. Mesela yanardağ, teleskop, mikroskop. Böyle çeşitli çeşitli oyunlar. El becerileriyle ilgili kızlara, erkeklere, unisex. Mesela böyle böyle şeyler var. Şöyle bir şey var. Siz çocuklarını pardon. Bultak böyle oyunlar, oyuncaklar 3.90. Oyuncak var. Her şu çok iyiymiş. Bahçe için bence bu fiyat olarak da çok uygun. Küçük çocuklara. Şu da uygun bayağı. Yani bu büyük çocuklar için de olur. Fiyatı da uygun. Şimdi biraz mola veriyoruz ve bunu da göstermek istedim açıkçası. Bulgaristan'da her köşe başında bir kahve makinesi görebilirsiniz. Benzinliklerde, bakkallarda, kaldırımda, her yerde bir kahve makinesi var. Ben normalde kahve sevmem ama Bulgaristan'a gelince kahve içesim geliyor. Çünkü şu Cafe Smetana benim favorim. Bunu çok seviyorum. Bu arada bu hani markası olmayan bir kahve ama normalde Lavazza'sı falan da var. Gerçekten kaliteli kahve makineleri de var. Ve fiyatları da uygun. Şimdi biz bir kahve içeceğiz. Bir kahve molası. Hazırlanıyor.